Cumartesi akşamı Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırının yankıları sürüyor. Saldırı ile ilgili Şükrü Saraçoğlu stadında toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi saldırı olayı aydınlatılıncaya kadar maçlara çıkmama kararı aldı. Aynı dakikalarda Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç da Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. O toplantıdan Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarının bir hafta ertelenmesi kararı çıktı. Fenerbahçe futbol takım otobüsünün cumartesi akşamı Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken Araklı'da silahlı saldırıya uğraması ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Saldırıda kullanılan tüfeğin bulunmasının ardından olaya ilişkin flaş bir gelişme daha yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın adam öldürmeye teşebbüs, olası kasıtla birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından başlatıldığını bildirdi. Başsavcılık ayrıca saldırıdan önce ve sonra sosyal medya üzerinden tehdit mesajları atan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ancak bu şahsın saldırıyı gerçekleştiren kişi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan silahlı saldırı olayıyla sarsılan Fenerbahçe Kulübü çarpıcı bir karar aldı. Saldırıyı değerlendirmek üzere Şükrü Saraçoğlu stadında toplanan Sarı Lacivertli yönetim, olay aydınlatılıncaya kadar maçlara çıkmama kararı aldı. Çok açık ve net ifade etmek gerekirse, biz bu olay aydınlanana ve bu olayın failleri bulunana kadar futbol oynama niyetinde değiliz arkadaşlar. Aynı dakikalarda futbolun zirvesi de Riva'da toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'nin Riva'daki merkezinde bir araya geldi. Olağanüstü toplantıya Süper Lig kulüplerinin yöneticileriyle milli takımlar sorumlusu Fatih Terim de katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıdan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarıyla Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak 27. hafta karşılaşmalarının ertelenmesi kararı çıktı. Yarından itibaren oynanacak olan kupa maçlarının tamamı ve önümüzdeki hafta oynanacak lig maçlarının hepsi bir hafta kaydırılmıştır. Bu kararın alınmasının tek sebebi bütün kulüp başkanlarımızın Türk futboluna ve Fenerbahçe'mize yapılan bu olayı tepki olarak bir arada aldıkları ortak karardır. Onun için tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.